Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu, ortopedi uzmanı yardımcı doçent doktor Levent Arslan oldu. İşte o söyleşi. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü stüdyo konuğu yardımcı doçent doktor Levent Arslan. Levent hocamın branşı ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Bizim birkaç sorumuz olacak, hocam cevap verecek. Hocam öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Levent Arslan kimdir? Oyunla başlayalım. Merhabalar. 2005 yılında ortopedi ve travmatoloji ihtisasına başladım. Bakırköy Adli Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2010 yılında tamamladım. Zorunlu hizmetimi Diyarbakır'da gerçekleştirdim. Askerliğimi Ankara'da yaptım. 2013 yılından itibaren İstanbul'da özel hastane sektöründe hizmet vermekteyim. Yaklaşık 2 hafta kadar önce de Gazi Osman Paşa'da yeni açılan Avrasya Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Peki hocam, biz birçok sağlık kurumunu gezdik. Sizin hastanenizde açılmadan önce çok ziyaretler yaptık sivil toplumla. Bayağı beğeni topladığını gördük. Bir uzman olarak, bir hekim olarak sizden de bilginizi, fikrinizi almak istiyorum. Nasıl buluyorsunuz hastaneyi? Hastaneye eleştiri açısından söyleyecek hiçbir söz yok. Daha çok metiyeler düzmek gerekiyor. Gerçekten hani 5 yıldızlı otel konforunda yapılmış bir hastane. Bu sadece fiziki yapı olarak değil, donanım olarak da öyle. Tüm teknolojik ürünler, daha doğrusu tüm cerrahi ürünler, cerrahi malzemeler teknolojiye uygun olarak, son teknolojik olarak döşenmiş durumda. Buradan sonrası açıkçası biz hekimlere kalıyor. Bu teknolojik altyapıyı kullanarak hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız, görevimizin başındayız. Hayırlısı olsun. Hocam, ortopedinin en önemli özelliklerini anlatacak olursanız, hastalar neye dikkat etmeli, bir sorun yaşadıkları zaman ilk nereye başvurmalı, genel bilgiler alabilir miyiz? Çok geniş bir branş ortopedi. Yani bunun içinde hem travması var, hem halk arasında kireçlenme olarak tabir edilen rahatsızlıkları var. Eski kırık çıkık. Eski tabirle kırık çıkıklar. Eski kırık çıkıklara bağlı deformiteler, eğrilikler, eklem çevresinde oluşan kas yırtıkları. Yani çok geniş bir branş. Ama tabii eklem ağrısı olan bir hastamızın öncelikle tabii bir poliklinik muayenesine gelmesi gerekiyor. Genellikle hastalarımız en yakın başvurdukları yer aile hekimlikleri oluyor. Onların yönlendirmeleriyle gelebiliyorlar bize ya da direkt kendileri de gelebiliyorlar. Tabii akut gelişen, yeni gelişen bir olaysa, bir travma sonrası, bir burkma, incinme, çarpma, vurma varsa ilk başvurması gereken yer acil servislerimiz olacak. Acil servisimizde de donanımlı ekip tarafından, hekimlerimiz tarafından değerlendirilip bizlik bir şey varsa zaten bize yönlendiriyorlar. Biz de geri tetiklerden sonra teşhisimizi koyup tedavi önerilerinde bulunuyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii benim gibi orta yaşlarda özellikle diz ve bel. Daha önce saatte reakta durduğum zaman hiçbir sıkıntı yoktu. Şu an yarım saatte açtıktan sonra bel ağrısı, diz ağrısı. Yani bunlar neden kaynaklanıyor? Genelde toplumun sorunu. Özellikle İstanbul'da hareketsiz miyiz? Neden kaynaklanıyor? Hareketsizlik tabii bunların önemli nedenlerinden biri ama kilo kontrolü çok önemli. Özellikle diz, kalça ve bel problemlerinde. Üst ekstremite, omuz ve kollarla ilgili olan kısmı ise sporla alakalı. Yani sedanter yaşam dediğimiz, hiçbir şekilde spor yapmıyoruz. Spor salonlarını doldurmuyoruz. Doldurmak sadece gidip orada bulunmak, bilinçsizce hareketleri yapmak değil, oradaki profesyonel ekip tarafından da yönlendirilmek gerekiyor. Çünkü uygun yapılmayan sporlara bağlı yaralanmalar da çok. Buna bağlı çözümler de bazen sıkıntılı olabiliyor, uzun sürebiliyor. Uç hareketlerden, aşırı yüklenmelerden, işte bel ve diz için çömelip kalkmalardan sakınmak gerekiyor. Ama ne kadar dikkat edersek edelim, yaşla birlikte dejenerasyon dediğimiz yıpranma oluyor. Eklem kıkırdaklarında, belde, disklerde aşınmalar, yıpranmalar oluyor. Bunları en aza indirmek için eklem çevresindeki kasları kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Kaslar yükün önemli bir kısmını alınca bu defa kıkırdaklara ve beldeki, boyundaki disklere binen yük azaltılıyor. Böylece daha az problem yaşanıyor. Bunların hiçbiri bu riskleri sıfırlamıyor. Sadece azaltıyor.
Hocam bir de ileri yaşta kemik erimesi diyorlar. O da sizin branşınıza geliyor galiba. Bunlar evet. Ne önerirsiniz hastalarımıza? Kemik erimesi yaşla birlikte olan bir hadise. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası sıklıkla rastladığımız bir şey. Erkeklerde daha az görüyoruz açıkçası bu problemi. Bu problemin önüne geçmek için özellikle kadınlarda menopoz sonrası 2 yıl geçtikten sonra bir kemik ölçümü yapmak lazım. Bu riski azaltmak içinse süt ürünleri yani kalsiyum içeren gıdalar tüketmek gerekiyor. Güneş ışığından bolca faydalanmak gerekiyor. D vitamini aktive edebilmek için. Ve tabii proteinli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Hocam bir de Ramazan'da bir programınız vardı. Katılmıştık. İşte sizin bir meslektaşınız. Bir soru sormuştu. Zürafadan mı kemik çok, insandan mı çok gibi. Tabii birçok kişi bilememişti. Yani orada, bu espriyi orada boyun omurdağıyla ilgili. Boyunda kaç tane kemik vardır sorusuydu. O programda ben de vardım. Evet, zürafanın boynundan mı daha çok kemik vardır, insanın boynundan mı daha çok kemik vardır? İkisi de eşittir aslında. Sadece uzunlukları, ebatları farklı. Tek farkımız o. Hocam insanlarda 300 mü demişti sizin meslektaşınız? Kaç? Doğum zamanı ilk doğduğumuzda 300'den fazla. Çünkü bazı kemikler bir süre sonra birleşiyor, tek kemik haline geliyor. Yetişkin birinde 220 civarında kemik vardır bir yetişkin insanda. Peki hocam şimdi sizin mesleğinizin gelişmesiyle birlikte özellikle büyük şehirlerde eski kırık çıkışçılar hemen hemen yok oldu. Yine küçük yerde halen var. Ben geçen Malatya'ya gittim. Hı hı. İşte yumurta sarıyorlar, karton koyuyorlar falan. Pek insanda şikayeti olmuyor. Yani şimdi ne düşünüyorsunuz? İnsanlar hekimlere, tabii ki hekim diyeceksiniz ama onlar da bir toplumun ihtiyacı mı nedir? Nasıl bakıyorsunuz siz? Aslında kırık çıkışçılar da zamana adapte oldular. Yani teknolojik gelişmelerden de faydalanmak istiyorlar. Bunlarda akıllı olan kırık çıkıkçılar hastayı gördüğünde orada gerçekten ciddi bir kırık düşünüyorsa ya da ciddi bir çıkık düşünüyorsa sen önce hastaneye git röntgen çektir gel diyorlar. Çünkü başımıza geldi, ben birçok kez rastladım, zorunlu hizmette sıklıkla rastladım. İstanbul'da daha az evet ama hala var. Röntgeni çektiriyor. Nereden öğrenmişlerse röntgen yorumlamayı da öğrenenler var içlerinde. Bakıyor, ha sendeki çok önemli, ben hallederim diyor. O yumurta akı sarma işi de aslında bizim yaptığımız alçıya benzer bir şey. Biraz kontrolsüz yapıyorlar sadece. Aynen öyle. Çünkü kuruyunca sertleşiyor. Bizim yaptığımız alçı gibi hareketsiz tutuyor kolu ya da bacağı. Nereye sarmışlar. Köyde yumurta var, başka ne olsun? Aynen öyle. Ama bakıyor röntgene bakıyor. Aa, bunda ciddi bir şey var. Bu beni aşar diyor. Sen direkt bir hastaneye git diyor. Onları da biz çözüyoruz. Her türlü çözüyoruz. Azalmış olması toplum sağlığı açısından ve biz ortopediler açısından büyük bir avantaj. Çünkü bunların sekelleri yani bunlara bağlı oluşan sakatlıkları çözmek daha zor. Çok daha zor ve çok meşakkatli. Hem hekim için hem hasta için uzun bir zaman gerektiren bir süreç. Neyse ki azaldı bu kırık çıkıkçılar da biz mesleğimizi daha uygun hastalar açısından da daha uygun tedavileri sunabiliyoruz. Hocam biraz önce de bahsettiğim branş gerçekten geniş ve önemli. Herkesin mutlaka hayatında yaşadığı bir branş. Son olarak izleyenlerimize, hastalara ve hasta yakınlara neler söylemek istersiniz? Herhangi bir sorun varsa ne yapsınlar efendim? Öncelikle genel bilgi olarak şunu söylemek isterim. Bir burkulma, zorlanma, bir travma genel anlamıyla varsa sıcak uygulama değil, ovma öfeleme değil, istirahat ve soğuk uygulama, buz uygulama gerekiyor. Ve üzerine eğer bacaktaysa yük vermeme, koldaysa bir askıya almak gerekiyor. Ve tabii ki en kısa zamanda bir hekime başvurmalarında fayda var.